Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber önümde görmüş olduğunuz Microsoft All-in-One akıllı Smart TV klavyesinin teknik tasarımsal detaylarına yakından bakacağız. Ama öncesinde gelin bir kutu içeriğine göz atalım. Hemen yanında bir sticker var. Bu sticker'dan basit bir şekilde kutuyu açıyorum. Şöyle kenara alayım. Şurada iç kutuya direkt ulaşabileceğimiz bir kulakçık var. Direkt olarak bizi klavyemizin kendisi karşılıyor. Klavyeyi şöyle kaldırdığımızda altında ise kullanım kitapçıkları, garanti belgeleri ve son olarak da USB dongle'ımız konumlandırılmış. İsterseniz şimdi gelin beraber klavyenin tasarım ve teknik detaylarına yakından göz atalım. Evet, ilk olarak tasarıma baktığımız zaman komple plastik bir malzemeden yapılmış ama gayet kaliteli durduğunu söyleyebilirim. Tuşlarımız düşük profilli olarak kullanılmış. Buradaki en önemli nokta ise tuşlar tamamen silent özellikli, yani sessiz. Böyle bastığımız zaman tık tık sesini almıyoruz. Bu da aslına bakarsanız kullanım konforumuzu arttırıyor. Hemen sağ tarafımızda bir touchpad yer alıyor. Bu touchpad'den mouse'umuzu kolaylıkla kontrol edebiliyoruz. Bu da TV'mize bağladığımız zaman ya da tabletimize bağladığımız zaman direkt olarak ekstra bir mouse ihtiyacı yaşamadan klavyemizin üzerinden imlecimizi kontrol edebiliyoruz. Burada direkt olarak içine gömülü olarak sağ sol klik yerleştirilmiş. Bunun haricinde klavyenin sol üst tarafında ise bir sol klik yerleştirilmiş. Yani klavyeyi elinizde tuttuğunuz zaman direkt olarak mouse'un buraya uzanmak yerine buradaki tuştan sol klik işlemini basit bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Onun altında ise ses açıp kapama tuşlarımız yer alıyor. Hemen altında ise sessiz tuşumuz yer alıyor. Bu da direkt olarak sesi kesmemizi sağlıyor. Klavyemizin üst tarafında F tuşlarına yerleştirilen multimedya butonlarımızı görüyoruz. Bunu da Fn tuşuna basarak ikinci tuşlara geçiyoruz ve basit bir şekilde kontrol edebiliyoruz. Alt tarafını çevirdiğimiz zaman burada masamız üzerinde konumlandırdığımızda kaymamasını sağlayan pedlerimizi görebiliyoruz. Burada da direkt bir pil yuvamız var. Buradan basit bir şekilde pilini değiştirebiliyoruz. Klavyenin biraz da yazılımsal özelliklerine gelecek olursak IIS koruması mevcut. Bu da örnek veriyorum, televizyonunuzdan banka hesaplarınıza gireceksiniz. Buradaki tuşlamaları kendi otomatik olarak şifreliyor ve herhangi bir web sitesiyle veri paylaşımı yapmıyor. Yani her bastığınız tuş aslına bakarsanız güvenli bir hale geliyor. Ufak ev kazalarına, yani su dökülmesi gibi durumlara dayanıklı olan klavyemizi evin her tarafında kullanabiliyorsunuz. 9 metreye kadar bir kullanım mesafesi var. Bunu da USB dongle sayesinde aslına bakarsanız evin her noktasında erişebiliyorsunuz. Klavyemizin yanında basit bir şekilde açıp kapama tuşumuz yerleştirilmiş. Bu da aktif olarak kullanmadığımız zamanlarda buradan kapatıp pil ömrümüzü uzatabiliyoruz. Ayrıca IIS teknolojisinde 128 bit bir şifreleme söz konusu. Bu şifreleme tarafında dışarıdan gelebilecek Wi-Fi saldırılarında USB dongle ile arasındaki olan şifreleme sayesinde tuşlarınızı güvenli hale getiriyor. Yani bastığınız tuş verilerini herhangi bir Wi-Fi ağı ile paylaşmıyor. Bunun haricinde Smart TV'lerinizde ve oyun konsollarınızda da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Yani evinizde bir Xbox varsa Xbox'ta direkt olarak bu klavyeyi kullanabiliyorsunuz. Siz de ürünle ilgili daha fazla teknik detaya ve satın alma bağlantısına açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.